Hoş geldiniz. Konferansımız Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı İPA, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu kapsamında geldiniz. Konferansına hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere hızla, dünyada hızla gelişen ve değişen ekonomide kadınlarımızın çalışma hayatında büyük bir rolü var. Türkiye'de sürdürülebilir gelişimi sağlamak için kadınlara yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulması ve iş gücüne katılım oranlarının artırılması gereksinimlerinden yola çıkılarak planlanan kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu bir dizi yeni sistem ve hizmet geliştirmektedir. İşkur'un özellikle yerel düzeyde daha etkin kamu istihdam hizmeti vermesini sağlanması, kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla daha fazla işe ve daha iyi istihdam koşullarına erişimin kolaylaştırılması ve kadınların iş gücüne katılımının öndeki engellerin azaltılması amaçlanmaktadır. Türkiye'nin tek kamu istihdam kurumu olan İşkur, uzun yıllardan beri kadınların istihdamı yönleri, toplum yararına çalışma projesi, iş başına eğitim programı, girişimcilik programı ile yarım yararına çalışma programı, 148 kadına iş başına eğitim programı, 196 kadına girişimcilik programı hizmeti verilmiştir. Ayrıca 2012 bugün çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konferansınız. Bakanlığımızın Avrupa Birliği ile ilişkiler bölümü hazırladı bu konferansı. Hoş geldiniz hepiniz. Türkiye'de ve bölgede kadın çeşitli fonlardan bu konuda destekler alınıyor. Kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu adı altında bir program yürütülmekte. Bununla ilgili olarak da tabii ki işsizlik oranının çok fazla olduğu Şanlıurfa'da da bu konferansı bakanlığımızın organizasyonunda gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa'da Türkiye ortalamalarına göre kadın işsizlik oranı daha fazla ve maalesef iş gücüyle ilgili olarak da yeterli kadınlarımızı iş gücüne girme oranları da maalesef düşük. Bu yüzden İsmim Nihat Kör. Ben bu projede iş gücü piyasası kilitli uzmanı olarak çalıştım. Projenin çalışma alanı olan 43 ilde seçmiş olduğumuz 5 pilotunda iş ise 54.7 milyon. Bu 54.7 milyonun sadece %50.8'i iş gücü piyasasına katılmaktadır. İş gücü piyasasına katılmaktan neyi kastediyoruz? Çalışma çağındaki 54.7 milyon kişinin emeklerini iş gücü piyasasına arz etmesini diyoruz. Bunu oranladığımız zaman da iş gücü piyasasına katılma oranı çıkıyor. İnsanlar iş gücü piyasasına iş güçlerini arz edince hangi konuda oluyorlar? Birinci konu çalışıyorlar eğer şanslıysa. Nasıl çalışıyorlar? Bağımlı çalışıyorlar, bağımsız çalışıyorlar, ücretsiz ailesi işçisi olarak çalışıyorlar, kayıt dışı olarak çalışıyorlar. Ama bir şekilde çalışıyorlar. Diğer kısmı da ise işsizler dediğimiz kişiler oluyor. Aktif olarak iş arayan kişiler oluyor. Dolayısıyla hem işsiz hem çalışanın oranı %50.8. Bunu cinsiyetler açısından baktığımız zaman Türkiye'de erkeklerin iş gücüne katılım oranı yaklaşık %72. Kadınlarda bu oran sadece %30. Yani her 100 kadından, çalışma çağındaki her 100 kadından Türkiye'de sadece 30'u iş gücü piyasasına katılmaktadır. Avrupa'daki erkeklere göre oldukça düşüktür. Peki bölgede durum nedir? Şanlıurfa'nın da dahil olduğu TRC2 bölgesine baktığımız zaman iş gücüne katılım oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı esasında hem sanayide hem hizmetlerde toplamını aldığımız zaman %60'lara geldi.
Bütün bunların sonucunda bu bölgede çalışamama nedenlerinin bir sürü değişkeni var. Şimdi ben SODES Ahmet Erseven Kadın Kültür Merkezi'nin birim sorumlusu Cemile Açar. Biz kadınların istihdamına yönelik bir birim sorumlusuyuz. Sivil savunma kuruluşu niteliğindeyiz de. Bizim için önemli olan kadınların hayata atılması. Kadınların yani fırsat eşitliği yaratılması kadınlar için. Burada da zaten kadın istihdamına ağırlık vermek için böyle bir toplantı kurulmuştu. Kadınların erkeklerle aynı olmasını istiyoruz. Toplum eşitliği, fırsat eşitliği olmasını istiyoruz. Bu yüzden de bazı illerden gelen değerli hocalarımız var. Kadın istihdamına yönelik konuşmalar yapıyorlar. Böyle bir toplantı içerisinde bulunmuş olmaktayız. Teşekkür ederim.